Yerel arama koruma görevli eğitimini arkadaşlar hem bize bir farkındalık yaratması açısından, iyi şeyler yapma açısından sokak hayvanları ile ilgili bu dileklerle başlayayım sunuma. Paydaşlarımızla yeni katılımcılara bildirmek. Yerel arama koruma görevleri dönem anında kimlik kartını taşımak zorundadır. Kapsamında görevlerini kötüye kullanmaları durumunda belgeleri iptal edilir. Arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalarla ilgili verilen raporları onlara da paylaşıyoruz. Kazanabilirse hayvan popülasyonunun aşırı artmasını engellemiş oluruz. Amaç burada bu. Yine kırsalda jandarma, yerel yönetimler dediğimiz belediyeler, tarım il ve ilçe müdürlükleri, doğa koruma, orman bölge müdürlüğü. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu arkadaşlar 2021 yılı içerisinde Temmuz ayında bir değişime uğradı. İlgili maddelerde değişiklikler yapıldı. Hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini, hayvanların eziyet çekmelerine karşı korunmalarını. Burada Doğa Koruma Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü olarak hayvanat bahçelerinde ve doğal yaşam parklarından tutun ve yerel hayvan koruma görevlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve sahipsiz hayvanların çevreye verebilecek olumsuz etkileri giderime yönelik alıcı tedbirleri, İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını, yaşlanma, sakatlanma, yaralanma, hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fiziki olarak refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakım ve sorumlu sahiplerince üstlenen her türlü hayvana opsiyonel olarak bir yıl bir süre tanıdı. Yani 2022 sonuna kadar verildi. Sözleşmede kendine altlık buldu, yani kaynak buldu ve o çalışmaların paralelinde işte ülkemizde de bu çalışmalar yapılmaktadır. İdari tedbir alınması. Yine hayvanların kovbelin ulusal sözleşme ve Avrupa direktiflerinin uygulamaya aktarılması. Buradaki amacımız barınaklarda biz hayvanları sürekli olarak barındırma taraftarı değiliz. En kısa süre içerisinde bu hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştirip sıralaştırma işlemlerini tamamladıktan sonra alınıklar ortama geri bırakıyoruz. Tabii bırakmış olduğumuz hayvanların burada beslenmeleri önem arz ediyor. Bunu belediyenin tek başına yapma imkanı bulunmamakta. Mersin bu konuda çok şanslı. Çok ciddi sayıda bugün de gördüğümüz gibi katılım gerçekleşiyor ve yerel hayvan koruma görevlisi olarak kimlik kartına sahip olarak bu işte bizimle eşgüdüm olarak çalışmaktalar. Bu konuda il valilik tarafından İl Hayvanları Koruma Kurulu'nca bir karar alındı. Bu kararı istinaden Mersin Büyükşehir Belediyesi Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü Mersin Veteriner Hekimler Odası tarafından eğitmenlerin görevlendirilmesi sonrasında hayvanların bakım beslenmesi, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği, hayvan hastalıklarının tanınması ve belediyelerin bu konuda yapmış oldukları iş ve işlemlerle alakalı bilgiler içeren bir eğitim verilecek. Katılımcılara Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kimlik kartı veriliyor. Bu kimlik kartları bir yıl boyunca geçerli oluyor ve her sene Aralık ayında yapmış oldukları faaliyetleri raporlamak suretiyle bu kimlik kartlarını vize ettirebiliyorlar. Yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartı olmayan kişilerin mama dağıtımı normalde şey değil, uygun değil. Ancak gönüllülük esasına göre bu işlemleri yerine getiriyor olsalardı, özellikle pandemi döneminde biz bu sorunu çok yaşadık. Kimlik kartı olduğu takdirde çok rahat bir şekilde pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı bile olsa gönüllü arkadaşlarımız hayvanların beslenmelerini gerçekleştirdiler.